Şuradan Ayazma Bayramiç'e giriyoruz. 54 kilometre sonra Ayazma Parkı'na varmış olacağız. Evet, yol kenarında. Şuraya bakalım. Şekilli şekilli ama çok tatlılar. Fazla almıyorum. Göz hakkı. Kişi başı. Kişi başı 5 tane alıyorum işte, göz hakkı. Göz hakkını biraz fazla abarttık sanırım. Biraz fazla aldık elma. 10 tane falan aldık yani. 2-3 tane darmut aldık, tamam. Bak bunun aslında. Güzel mi? Daha tatmadım. Ben tattım, çok güzeldi. Bu kadar yukarı. Çok güzel. Bayılmak üzere ateş. Armut gerçekten çok güzel ya. Ben bu kadar... Çok fazla yol üstünde su var. Bak, bu hayu. Bu hayu. Bu hayu. Bu evet. Ve hemen hemen her tarafta böyle... Bismillahirrahmanirrahim. Dayıyoruz. Burada çeşme var. Dere boyunu takip ettik. Burada hemen çeşme var. Çeşmenin karşısına kurduk. Şurada akşamleyin ateşimizi yakacağız. Bunun için bayağı odun sağ olsun getirmişler. Böyle bir kere tuttuğumuz var. Buraya çadırımızı kuracağız. Değil mi ateş? Evet. Evet. Çadırı kurduktan sonra da geceyi burada geçeceğiz. Ama ondan önce biraz gezmeye gideceğiz. Çok güzel çünkü gelirken gördük, muhteşem yerler var. Bakacağız önce. Şimdi çadırı kurmaya yardımcı olayım arkadaşlar. Evet, burası Evciler Köyü'nün Ayazma. Hiç, hiç güzel değil, tavsiye efendim. Tavsiye hiç etmeyiz. Çok güzel ama ya. Şimdi burada, şuradan girişten giriyorsunuz. Girişe girdikten sonra zaten çok büyük bir alan değil. Şurada yürüyüş yolları var, biraz sonra ortaya çekeceğiz. Burası da tekrar yürüyüş yolları, resim falan çekiliyor. Şurada da bizim kamp yapacağımız yere gidiliyor. Orada su yolu var, ilerisinde şelale de var. Girişler 20 lira. Şeye göre değişiyor tabii. Şuna bak ya. Evet. Gerçekten çok güzel. Ya. Gel üst, önce yukarı gidelim hadi. Baba. Efendim oğlum. Baba. Oğlum. Sen şu ağaç nasıl açılmış? Kaba. Ağaç kabak gibi açılmış. Gördüm. Şimdi şurası normal şahıs 7 TL. Bisiklet 7 TL, motosiklet 14 TL. Otomobil 20 lira. Babi bak. Yanlış okudum. Otomobil, kamyonet. Tamam, ikisi aynı şey demek yani. Gel. Şimdi buradan girdiniz. Buradan hemen direkt aşağıya giden bir şelale var. Yol var. Evet, buradan aşağı indik. İlk girişten. Görüyorsunuz manzarayı. Gerçekten muhteşem. Ve burada 20 TL karşılığında gelip kahvaltı yapabiliyorsunuz. Valla çok beğendim burayı. Yani şuradaki manzara ve şu ağaçların büyüklüğü zaten her şey için yeterli. Acaba buradan... Hayır, şu ağaçlara bakalım. Doğru, doğru. Sen önden yürü bak. Ne olursa bana olsun. Öyle değil be. Ne olursun, ben önden gireyim. Şöyle karşımıza iplerle sallıyorlar. Sonra çekiyorlar. Al sana buzdolabı. Oranın en büyüğü, oranın yüksek.
Burası da Alabalık teri. Fiyatları şöyle göstereyim. Fiyatlar çok uygun. Baba bu şimdi Alabalık. Evet ama içinde de bir sürü Alabalık var. Ama içinde de var. Şöyle. Şurada gördüğünüz balıklar burada da var. Abi büyükleri yok mu bunların? Böyle bir tane büyük yakala böyle. Kocaman. Bir tane kocaman bir büyük. Bakalım. Güzel mi? Bu benim olsun, daha büyükleri yok mu? Abi babam öyle bir büyük istedi ki. En büyüğünü yapabiliyorsun. Tamam. Abi. Abi şu olsun. Şu olsun abi. Şu mu? Evet. Tamam, bunu da yapacağım. O bir de bunu yapacağım. Bak bu ikisi sizin. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. O bizim kurbanımız. Espri yapıyorum, gülmüyor da yok. Balığı şöyle yapıyorlar alabalığı. Şurada fırınlar var, yukarı yapıyorlar. Ve 5-10 dakika sonra bun kırıldı, balık hazır. Beş balığı güzel seçtin. En büyüğünü sana. Teşekkür. En büyüğünü sana. Gözünü çıkardım. Baksana şuna. Çok iğrençsin ya. Hı? Çok iğrençsin. Bütün gözleri bana ver, olur mu? Olur da. İnsan göz yer mi ya? Beyin de içerim de ben. Hayır, bunun beyni var ya, onu şu öpteterim ama bir türlü beynini bulamıyorum. Bu daha benim şansım artık. Evet, akşam için odun çalışmasına ateş başladı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar, size bugün çok önemli bir bilgi vereceğim. Bu bilgiyi hayatınız boyunca unutamayacaksınız. Unutmayacaksınız. Unutmamanız lazım. Unutun gitsin. Şimdi böyle bir alanda geldiyseniz ve odun yakmanız gerekiyorsa, ki bir saat sonra burası zifiri karanlık olacak. Şu gördüğünüz yerde kurtlar, tilkiler, domuzlar... Ya bir git ya. Bir gerilim yaratmaya çalışıyorum. Ama gerilimi düşün. Baksana şuraya, baksana. Burada bir aslan indiğini düşünsene. Aç bir aslan. Harbi olabilir. Şurada biraz kocaman bir yuva gördük. Yılan yuvası olabilir. Ben orasını deştim. Dedim ki yılana çıkma oradan. Neyse konumuza dönelim. Biz niye başladık? Konumuza dönersek. 1. Ateş nedir? 2. Ateş nasıl yakılır? Nasıl yakılır? Bilmem. Şimdi bu kuru odunları buraya koyduktan sonra elinizde, eğer benzinli araba kullanıyorsanız, benzinli arabanın içerisine şunu koyuyorsunuz. Koyduktan sonra kokluyorsunuz. Evet, benzinli. Kokluyorsunuz. Evet, benzinli. Sonra bunu yakıyorsunuz arkadaşlar. Burası önemli işte. Burayı kaçırmayın. Bu benzinli yakıp buraya tutuşturacağız. Bakalım kaç saat içerisinde bunu yakacağız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi benzinli kağıdımız hemen tutuştu. Havlumuz hemen tutuştu. Benzin etkisiyle. Ve bunu şuraya koyuyoruz. Tabii sonra bu yanmıyor. Uğraşıyoruz. Çok hemen uğraşacağız. Hemen yanmaz tabii. Niye? Ne demek hani yanmaz? Benim yaptığım hemen yanar ya. Ne demek hemen yanmaz? Yılların kampçısı var. Ah! Ayağım yandı. Sus. Susayım dedim de ayağım yandı. Evet, yaklaşık olarak 3 dakika içerisinde, ha benzin değildi o. 3 dakika. Bir denemeyle bir deneme 3 dakika içinde bu şekle getirdik. Bu odunlar yanmayabilir ama yedek odunum da var, şuradan getirdim. Bir de büyük kütüğüm var şurada.
Onu da getirelim. Bu ateşin sonumuz yaklaşık olan 1.80'lik kütüğü şuradan taşıyarak buraya getirdim. Şimdi bunu ateşin yakınına. Yakınına. Ya baba benim neden yakınıma getiriyorsun? Evet, doğru söylüyorsun. Abi çok ağır yalnız var ya, hiç yoksa 70 kilo vardır ben sana söyleyeyim. Sen nasıl kaldırıyorsun? Oo, üstüm de leşikli oldu. Baba çocuğun olmayacak diyeceğim de ben varım. Çocuğun var yeter. Bir tane daha istemez. Şimdi gönlümün gücü adına. Ben küçükken hep yineni izliyordum. Gölgelerin gücü adına. Basmalar. Ho ho. Tamam. Böyle o ıslak odun herhalde ya. Ama kuruyacak. Şu anda evet. Evet. Çaya karışmıyor da çay kendiliğinden kaynıyor. Bakalım ne olacak. Evet, gecenin saat 2'si neredeyse. Ateş yanmaya devam ediyor. Ve burada başka bir ateş. O da kucamda. Evet, sabahın saat 8.30. Ateş çadırı yapmaya ben de odun topladım. Şimdi yumurta yapacağız çok güzel. Hem de çok güzel bir şey de yapacağız. Ateş nasıldı gece? Soğuk muydu? Ama bu cennetten ayrılıyoruz. Cehenneme geçiyoruz. Gerçekten akşamleyin burası bayağı soğuktu. Biz de uyku tulumlarıyla yattık. Üstümüze de battaniye aldık. Hatta yorgan aldık öyle yani. Ve ateş onu sökemedi. Tam yardıma gittik. Şimdi buraları toplayıp şurada yine ateş atıp, evet, ateş zorlandı ve kendine vurdu. İntihar etti. Ne oldu? Önce Kaz Dağları'nın buz gibi suyundan şöyle dolduruyorum. Biraz daha bakayım. Bu kadar yeterli. Bunu götürüp buraya koyuyorum. Kıracağım. Yumurtayı koyacağım. Sürpriz yapacaktım. Niye söyledin? Evet, yumurtaları bu şekilde koyuyoruz. Ve kaç tane yersin dedim ateşi. Ateşi de 2 tane. 6 tane yumurtamız vardı ve diğer ikisi meft oldu. Neden öyle bir dikkatsizlik yaptın? Sorma işte vallahi. Kaldıralım onları şimdi. Evet, yumurtamız neredeyse kaynıyor ve ateş gidiyor. Ateş nereye? Suyu buradan içsene. Tabii ki içilir ya. Bu arada elinde çorap olduğunu gördük. Evet, kim çorap acaba? Hayır. Evet, o. Şimdi lampadan sayfaya hazırız. Ne yapalım? Baba, bence direkt olduğumuz yerde yapalım. Nerede? Tamam. Al, sönmüş. Dün mutluyum.